Geçen haftayı 3 maçla geçiren Yeşil Siyahlılara teknik direktör Yusuf Şimşek 4 gün izin verdi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun sıkışık lig programı sebebiyle geçen haftayı 3 maç yaparak geçiren Denizli Spor'da teknik direktör Yusuf Şimşek oyuncularına 4 gün izin verdi. Yeşil Siyahlılar Perşembe akşamı topbaşı yaparak çalışmalara kaldığı yerden devam edecek. Diğer yandan Denizli Spor'da Kahramanmaraş galibiyetinin sevinci yaşanıyor. Arda arda alınan puanlarla camianın umutlarını artıran Yeşil Siyahlı takım alt sıralardan kurtulmanın da mutluluğunu yaşıyor. Taraftarlarına aldığı deplasman galibiyetleriyle umut veren Denizli Spor'da hedef üst sıraları zorlamak. Teknik direktör Yusuf Şimşek 6 maçtır uyguladıkları sistemin getirisini aldıklarını söylerken her zamanki gibi mücadeleci ve istekliydik. Mücadele gücümüzü en üst noktada sahaya yansıttık. Oyuncularımı ise tebrik ediyorum dedi. Yeşil Siyahlılar'da alınan galibiyeti en çok sevinen isimlerden biri de Başkan Mehmet Özsoy oldu. Özsoy Denizli Spor'un daha iyi yerlerde olacağı müjdesini camiaya verirken takımımızın her geçen gün daha iyiye gidiyor olması bizi sevindiriyor. Haftalar ilerledikçe üst sıralara tırmanışımız sürecek. Kahramanmaraş deplasmanında harika bir oyun ortaya koyan futbolcularımızı ve teknik ekibimizi kutluyorum dedi. Başlayan bir diğer karşılaşma o da 0-0. Kahramanmaraş Spor'u deplasmanda 2-0 yenerek 9 maç sonra düşme potasından çıkmayı başaran Denizli Spor'da büyük sevinç yaşanırken teknik direktör Yusuf Şimşek benim için başarının ölçüsü Süper Lig dedi. Denizli Spor'u Süper Lig'e çıkarmadan kendisini başarılı saymayacağını dile getiren Yusuf Şimşek ben hayalden değil hedeften söz ediyorum diye konuştu. Görev yaptığı 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldıklarını hatırlatan Yusuf Şimşek, Ordu Spor ve Manisa Spor müsabakalarında şanssızlık kurbanı olduklarını belirterek şöyle konuştu. Her şeye rağmen bu süreçte alınan 10 puan iyidir. Devre arasına kadar maksimum puan toplayıp ara transferde yapılacak takviyelerle yarışa ağırlığımızı koymak amacındayız. Geçen sezon Torku Konya Spor'un yaptığı gibi playoff'tan Süper Lig kapısını açabiliriz diye konuştu. Denizli Spor Kulüp Başkanı Mehmet Özsoy, Kahramanmaraş karşısında alınan galibiyetin önemli olduğunu söyleyerek lig daha yeni başlıyor, daha dikkatli olmamız gerekiyor dedi. Kulüp Başkanı Mehmet Özsoy, futbolculara verilen iznin yerinde olduğunu belirterek futbolcularımız yoğun bir maç temposundan çıktılar. Haftalardır birbirlerinden zorlu rakiplerle oynuyorlar. Milli maç arası sebebiyle verilen bu arayı takımımız en iyi şekilde değerlendirecektir dedi. Denizli Spor Kulüp Başkanı Mehmet Özsoy göreve geldiğimiz günden bu yana futbolculara ve teknik ekibe güvenin demiştim. İşte teknik ekip, işte futbolcular. Herkesin kabul ettiği Denizli Sporlu bir teknik heyetimiz var. Denizli Spor camiası olarak bu çocuklara sahip çıkalım demiştim. Denizli Spor emin adımlarla ve doğru yolda ilerliyor. Tüm Denizlili vatandaşların yönetim kurulumuza, teknik ekibimize ve futbolcularımıza sahip çıkmasını istiyorum. Denizli Spor için lig daha yeni başlıyor dedi. Yedinci hafta maçları tamamlanırken zirveyi paylaşan Darüşşafaka Doğuş'la Yeşil Giresun Belediye haftayı galibiyetle kapattı. Oynanan 8 maçın 6'sını deplasman ekipleri kazanırken Pamukkale Üniversitesi deplasmanda oynadığı Best Balıkesir'e 67-50 yenildi. Horozlar 4 galibiyet, 3 yenilgi ve topladığı 11 puanla virajla 8. sırada bulunuyor. 7. haftanın toplu sonuçları ise şöyle. İstanbul Büyükşehir Belediyespor 62, Darüşşafaka 80. İTÜ 86, Antalya Büyükşehir Belediyespor 102, Akhisar Belediye 88, Özel Gelişim Koleji 69, Bandırma Kırmızı 61, İstanbul DSİ 66, Best Balıkesir 67, Pamukkale Üniversitesi 50, Maliye Milli Piyango 78, Final Gençlik 91, Ankara DSİ ERA 75, Pertemniyal Gençlik 82, Büyükçekmece Basketbol 66, Yeşil Giresun Belediye 73, Vestel 95, Hacettepe Üniversitesi 82.